Mutfağımdan herkese merhaba. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için mutfağımdan Laz böreği hazırlayacağım. Aslında bu börek dense de ismine, bu bir tatlı. Yapımı çok kolay, lezzeti çok güzel olan bu tatlının öncelikle muhallebisini yapmakla başlayacağım. Muhallebisi için 4 bardak sütümü kabımın içerisine alıyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı da nişastamı ilave ediyorum. 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta sarısını da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Muhallebimi malzemelerini pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi ocağıma aldım. Karıştıra karıştıra pişinceye kadar kaynatacağım. Altını orta ateşe alacağım, dibi tutmasın diye. Karıştırmaya ara vermeden bu şekilde. Muhallebim koyulaşmaya başladı. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Muhallebiniz pütürlü kaldıysa blenderdan geçirebilirsiniz. 50 gram da katı yağ ilave ediyorum. Altını kapattım. Yağım erinceye kadar karıştırıyorum. Muhallebim daha pürüzsüz hale gelmesi için blenderdan geçireceğim. Muhallebimi soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı 200 ml'lik bardaklarda şekerimi tencereme aldım. Aynı bardaklara 4 su bardağı da suyumu ekliyorum. Şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şekeri erittim. Şimdi altını orta ateşe alıyorum. 10-15 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Şerbetim kaynarken ben de hamurumu yoğurmaya geçiyorum. 3 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı da sıvı yağımı ekledim. 1 fiske tuzumu ilave ediyorum. 100 gram oda sıcaklığında katı yağımı ilave ettikten sonra yağım erinceye kadar karıştırıyorum. 6 su bardağı unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce 3 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. 2 su bardağı daha unumu ekliyorum. Şu ana kadar toplamda 5 su bardağı un oldu. Hamurumu tezgahıma alıp iyice yoğurmak istiyorum. Tam 5 bardak un ilave ettim. 6. bardağı eklemedim. Benim kullandığım malzemelere 5 bardak un yeterli geldi. Ne kadar güzel hamur yoğurursak o kadar güzel açması kolay olur. Evet, hamurumun kıvamı bu yumuşaklıkta. Şimdi yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şerbetim 5 dakika kadar kaynadı. İçerisine 1 dilim limon ilave ediyorum. Şerbetim tam 15 dakika kaynadı. İçinden limonumu alıyorum ve tenceremin altını kapatıyorum. Evet, hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra 4'e bölüyorum. Toplam 8 parçaya ayırıyorum hamurumu. Altına bir miktar nişastamı ekledikten sonra hamurlarımı açmaya başlıyorum. Evet, tepsimi içerisinde görmüş olduğunuz gibi yağladım. Hamurumu kenarlarından kesiyorum. İçerisine yerleştiriyorum.
Evet, hamurlarımı tek tek açmaya devam edeceğim bu şekilde. Hamurumu önce küçük oklavayla büyüteceğim. Tabak büyüklüğünde. Daha sonra büyük oklavayla açacağım. Sekiz yufkamın dördünü bitirdim. Şimdi ortasını hazırlamış oldum. Muhallebimi yayıyorum. Bu muhallebinin orijinalinde karabiber de var arkadaşlar. Fakat ben karabiber sevmediğim için muhallebinin içerisinde eklemedim. Eğer sizler isterseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce içerisine yayıyorum. Evet, güzelce yaydım. Şimdi öbür hamurlarımı da açmaya devam edeceğim. Evet, şimdi son katında bitirdim. Bu şekilde yerleştireceğim. Dilimlerken daha rahat dilimleyebilmek için bıçağımı nişastaya batırdım. Yapışmasın diye. Keskin bir bıçakla bu şekilde dilimliyorum. Tekrar nişastaya batırdım bıçağımı. Üzerine 250 gram tereyağı erittim. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Önceden ısıttığım 180 derecede altı üstü kızarıncaya kadar ağır ağır pişireceğim. Evet arkadaşlar, tattım. Fırında tam 50 dakika kadar pişti. İlk sıcağı da çıktı. Şimdi şerbetini vereceğim. Tatlım tamamen soğuk değil, ılık. Şerbetim de çok kaynar değil ama soğuk da değil, sıcak. İkisi de sıcağa yakın bir şekilde şerbetini döküyorum. Evet, şimdi şerbetimizin çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, tatlımı servis tabağıma alıyorum. Muhteşem olmuş. Ben tadına baktım, sizin için harika. Ben hamur açamam diyorsanız hazır baklavalık yufkadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, muhteşem olmuş. Adı börek ama aslında bu bir tatlı. Mutlaka deneyin, bu güzel lezzetten mahrum kalmayın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.